dedemi istiyorum. 9. bölüm. Sinan dedesi göreceksin, cin gibi maşallah. Bir de akıllı ki, dinini öğrenmek için can atıyor. Benimle birlikte o da oruca başladı. Alimallah, bir başladı mı soru sormaya yağmur gibi yağdırıyor. Maşallah maşallah. İyi ki annesi karşı çıkmıyor oruç tutmasına. Karşı çıkmak ne? Çılgına döndü gelinim. Durumu benden bildiğinden oğlumun başının etini yemediği kaldı. Ne yapıyor peki? Benim için huzur evine yatıralım diyor. Ya o ya ben diyor. O noktaya geldi. Senin yanında bunu açıkça söyleyebiliyor demek. Yanımda demese bile bulunduğu odadan öyle bir konuşuyor ki Sağır Sultan bile duyar söylediklerini. Böyle böyle nereye varacak bu işin sonu peki? Dedim ya, torunum Bilal'in hatırı için koptuğu yere kadar götüreceğim. Ama baktım bir tehlike söz konusu. Ne gibi bir tehlike durumu hocam? Canım, tehlike dediğim yuvanın dağılma durumu. Gelinim ya o ya ben diyor, yani blöf de yapabilir. Ama baktım iş ciddi. O zaman ne yapacaksın peki? Yapacağım, çekip gitmek olacak tabii. Bize gel hocam, başımın üzerinde yerin var. Senin gibi birine ihtiyacımız da var bizim. Çok teşekkür ederim. İçten samimiyetle konuştuğunu biliyorum ama bunu yapamam. Neden hocam? Ben bunu severek, isteyerek söyledim inan. Biliyorum. Her şeyden evvel kişiliğime ters inancım. O noktaya gelsin, elbet bir hal çaresi düşüneceğim. Gelinine nasihat etsen hocam. Maşallah ilmin var. Anlatmak dersen bu mesleğindi zaten senin. Bize anlattığın gibi ona, gelinine de nasihat etsen. Sinancığım. Yeri geldikçe elbette anlatıyorum ama sen hevai nefs denen şeyi bilmez misin? Hevai nefs mi? Evet, lafın gelişi söylediğimiz olur ama bilirsin bizim bir tarafımız köylü. Mektep medresede görmüşlüğümüz yok. Hevai nefs demek, nefsin şehvetlerine, isteklerine tabi olması demektir. Nefsin bu arzuları insanı Allahü Teala'nın yolundan saptırır. Yani hocam bu herkeste var mı? Evet, herkeste hevai nefs olur. Nefis daima Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir nefis. Bu sebeple nefse uymak, İslamiyet'e uymaya mani olur. Büyüklerimiz, ölümü unutmak da nefse uymaya sebep olur buyurmuşlardır. İyi de hocam, bunun bir çözümü yok mu yani? Elbette. Allahü Teala her inişe bir yokuş, her darlığın sonunda bir genişlik yarattığı gibi nefsin zararlı arzularına karşı da kurtuluş ilacını göstermiştir. Nedir bu ilaç? Bu ilacın başında salih bir arkadaş gelir Sinan Bey. İnsan kendi nefsinin şerrinden kurtulması için her bakımdan kendinden üstün olan birini kendine dost edinmesi lazımdır. Bu zamanda çok zor. Doğru ama din ve ahlak kitaplarımızda yazıyor ki insan bir şeyi samimiyetle, İhlasla arzu edip isterse Allahü Teala o şeyi yaratır. İkinci olarak da arkadaş, dost deyince sırf insan anlaşılmamalıdır Sinan Bey. Yani başka şey de mi var? Evet, kitaplar. Onlar da iyi arkadaş olabilir. Sağlam, kaynağı belli, yazılış maksadı Allah için olan ve İslam alimlerimizin yazdığı din kitapları da iyi birer dost ve rehberdir insana. Bunları okumalıdır. Evet hocam, bunu hiç düşünmedim doğrusu. Bir de nefsin arzu ettiklerini yapmamak, yani haramlardan sakınmak ve istemediği şeyleri yapmak da hevai nefsin zararlarını önler. Ne gibi mesela? Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, helal yemek, nefsin istemediği şeylerdir. Bunlar aynı zamanda nefis de cihad etmek sevabını da kazandırır ve nefsi terbiye eden şeylerdir. Yani demek ki nefis denen şey haramlardan zevk alıyor. İbadetleri yapmaktan hoşlanmıyor. Evet. En bariz özelliği de bu. Madem öyle, nefsin bu zararlarını herkese söylemeli ki tedbir alınabilsin.
Bunun için de büyüklerimiz buyurmuşlar ki, nasihatlerin tesirli olması için verenin olgun, alanın uygun olması lazımdır. Anlaşılan o ki hocam, oğlunla gelinin istediği huzur evine gitmeyi kabul etmeyeceksin sen. Bu yaşta bana göre bir yer değil ama şu anda aklıma başka bir şey de gelmiyor Sinancığım. Bak hocam, hatırıma ne geldi? İnşallah hayırlı bir şeydir. Hayırlı. Benim yeğenim var. Bir huzur evinde müdürlük yapıyor. Ne diyorsun? Bildiğim kadarıyla öyle evladı uşağı olan herkesi de huzur evine kabul etmezler. Evet, doğru. Eğer istersen seni huzur evi müdürü yeğenimle tanıştırabilirim. Sanırım sana her türlü kolaylığı da gösterir. Öyle sürekli değil de kafan estiği zaman gidip misafir olarak kalabilirsin. Sonra imkanları çok iyi. Ama istersen bana da gelirsin tabii. Kapım her zaman sana açıktır hocam. Sakın yanlış anlama. Bu teklifin çok hoş bir teklif Sinan'a. Beni yeğeninle tanıştır lütfen. Eğer oğlumla gelinim bu huzur evi işinde ısrarlı olurlarsa... Onlar istediği için değil de ben istediğim için ayrılacağım o evden. Peki, ne zaman istersen ben emrine hazırım hocam. Estağfurullah, ricamız olur. İkindi namazı olmak üzere, istersen camiye gidelim. Sonra da güzel bir iftar yaparız ha, şöyle baş başa. Cami işine evet, kusura bakmazsan iftara eve gitmek istiyorum. Evin durumu malum, gitmesem olmaz. İyi ama oldu mu şimdi hocam? Oldu. Namazdan sonra müsaade et bana. İnşallah bir sefer torunumu da koparabilirsen birlikte sana iftara gelirim. Aslında dünyada bırakmazdım ya. Bak şimdi özel durumun varmış, onun için bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim. Arabanız yolda kalmadan... Karayedilisi mi attın canım? Evet. Biter. Ama ne şanslısın bugün. Senden başka kazanan yok. Maşallah de kızım, maşallah de. Geçen sefer de siz açıyordunuz hep. Bilal, kapıya bak oğlum. Peki anne. Kimmiş gelen oğlum? Dedem anne. Aa, seninki iftardan önce geldi Lale. Ama mahsustan yapmıştır, mutlaka bilirim onu ben. Bilal! Efendim anne. Neden erken gelmiş? Daha iftara çok vardı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş anne. Söyle dedene odasına gitsin, misafirler gidinceye kadar da çıkmasın odasından.